Bölüm New Orleans. Eylül ayında Louisiana eyaleti doğadan gelen sapık bir telefona benziyordu. Hava nemli, boğucu ve ketumdu. Temiz olmaktan da pek uzaktı. Sanki insanın yüzüne soluyor gibiydi. Bazen sesi bile derin soluma sesine benziyordu. Kır çiçekleri, bataklık çiçekleri, manolyalar, bir de nehrin o esrarengiz kokusu havaya esir almış, organik gevşeme oranı çok fazla yükselmişti. Hem afrodizyak hem iticiydi. Hem yumuşak hem de şiddet doluydu. New Orleans'ta Fransız mahallesinde timsahların böldüğü yerin kilometrelerce uzağında havada hala aynı soluk etkisi vardı. Buralarda içine biraz da metalik nitelik karışıyordu. Onun da kaynağı turist otobüslerinin ve Dixie birası taşıyan kamyonetlerin çıkardığı egzoz dumanıyla Decatur sokağındaki Arzu adlı tramvayında işe katkıda bulunmasıydı. Sapık telefonu engellemenin tek yolu klima taktırmaktı. Parfümeri de Valier'in hiçbir zaman kliması olmamıştı. Şu andaki ekonomik krizden kurtulmazsa pek olacağı da yoktu. Madame Lili de Valier'in da hizmetkar ve yardımcısı Blue Jackson'ın da ellerinde üzeri verniklenmiş eski kağıt yelpazelerden vardı. Bunlarla Louisiana'nın dükkanı içine doğru üflediği nemli soluğu kıpırdatıp duruyorlardı. Koyu yeşil kadife bir kanepede oturmaktaydılar. Kanepe perakende satış bölümünün arka ucundaydı. Bir yandan televizyon seyrediyor, bir yandan da yelpazeleniyorlardı. Saat 6 haberlerinde güneşin tam tutulmasının iki çekimi gösterildi. Biri Seattle'daki uzay iğnesinin tepesinden, öteki de Paris'teki Eyfel Kulesi'nin tepesinden çekilmişti. Güneş tutulması 167 mil eninde bir alandan görülebildiği için Seattle bu tutulmanın güney ucunu, Paris ise kuzey ucunu yakalayabiliyordu. New Orleans'ta güneş yine her zamanki gibi kasıp kavurmuştu ortalığı. Yalnız kısa bir süre sağanak yağmur yağınca ortalık biraz kararmıştı. Blue önce Seattle, sonra Paris'in birkaç saniye içinde pırıl pırıl gündüzden doğa dışı bir karanlığa geçişini görünce "Vay vay!" diye bağırdı. "Vay vay! Kasırga damlasında yendi bu." Madame de Valier, "Ben bunu bir işaret olarak yorumluyorum," dedi. "Neymiş?" "Bir işaret, bir belirti, uğur. Paris kararıyor. New Orleans ışıl ışıl kalıyor. De Valier parfümleri hiçbir zaman Fransa'nın en iyi parfümlerinden geri kalmamıştır. Şimdi artık daha iyi olacak. Parfümlerle De Valier zenginleşecek. Paris ise o kibirli, küstah, şımarık Paris ikinci keman durumuna düşecek." Madame göğsünün heyelanına yelpazesiyle dokundu, başını üç kere salladı, gülümsedi. Vulu kıkır kıkır güldü. "Seattle'da mı madam?" "Ne olmuş Seattle'a?" "Orada da güneş tutuldu. Demek ki artık Seattle konusunda kaygılanmanıza gerek kalmadı." "Ben Seattle için zerre kadar kaygılanmıyorum ki. Dünyada başka bir yer kalmamış gibi ne diye Seattle'ı merak edeyim?" Vulu cevap vermeden önce bir kararsızlık geçirdi. Genç kadınla yaşlı kadın birbirine bakarak yelpazelerini hiç durmaksızın sallamayı sürdürdüler. "O Seattle'da madam. Son duyduğumuz da oradaydı." "Onun nerede olduğu ne fark eder?" "Yo, ona karşı duygusuz olduğumu sanma. Ama nerede bulunduğu işimiz açısından zerre kadar fark etmez." Vulu yine duraksadı. Kahverengi gözleri yavru kuşların ağızları gibi iri iri açılmıştı. "Şişe onda," dedi Vulu. "Şişe mi? Ha, püf. Şişe ne de sana da. Unut o şişeyi. Hiçbir anlamı yok onun. Rien bir değeri olsa bile o ne yapabilir o şişeyle?" Madam'ın yelpazesi dikiş makinesi gibi çalışıyordu. Sanki durgun elektrik üretiyordu yelpaze. Çevresinde hale gibi bir yıldırım oluştu. "O şişe sahiden senin dediğin gibi olsa bile bizim ona ihtiyacımız yok. Burada kendi dükkanımızda insan burnunun kokladığı gelmiş geçmiş en efsanevi Yasemin esansı varken. Bingo pijama. Özür dilerim ama senin kuşağının pespaye argolarından biri mi o da? Bingo pijama madam. Adı öyle. Haftaya adadan dönecek. Yeni çiçekler getirecek. Biz daha geçen sefer getirdiklerini bile işleyemedik. Mandalina sanıyorum üst nota olarak iyi gibi. Çabuk uçuyor. Havaya çabuk karışıyor. Ama Yasemin'in üzerinde kalıyor. İçine pek gömülmüyor. Ara nota olarak bingo pijamanın Yasemin'inin kuvvetiyle... Hay ya Rabbim kızım, adamın adı öyle mi sahiden? Her neyse, bize şimdi artık temel nota gerek. Demir taban gibi bir şey. Ama oraya çöküp kalamaz. Sinsi sinsi yükselmeli. Nasıl edip o mandalinayı Yasemin'le bağlamalı? Çok özel bir temel notu olmalı bulacağımız.
Madame de Valier'in yelpazesi vahşice gidip geldi. Vulo ona ayak uydurabilmek için kendininkini hızlandırdı. Ama işlerin sırasını karıştırmayalım. Efendim madam? Özgün bir temel nota gerek bize. Bulacağız da. Tüm bilgilerimi ortaya dökmem gerekse bile kesinlikle bulacağız. Unutma ki ben kasırga damlasını bulduğum zaman siyahlar onun formülü artık ebediyen kayboldu demişlerdi. Hatırladın mı? Haklısınız. Ama daha önce aşırı pişirme konusunda sorunumuz var. Koku yeterli miktarda kuvvetli. Ama tam anlamıyla kuvvetli değil henüz. Bu işte biz büyük oynuyoruz Cherry. Elimizde Fransa'nın yarısında diksi rüzgarı estirecek bir ham madde var. Paramız yok diye bu işi batıracak değiliz. Nasıl çözümleyeceğiz biliyor musun? Babamın yağıyla. Madam durgun giden işlerini canlandırmaya kararlıydı. Eski itibarını yeniden kazanabilmek için Yasemin'i yeni parfümde ana tema olarak seçmişti. Kıymetli bir çiçek olduğunu biliyordu. Botanik bir platindi Yasemin. Çiçeklerin şampiyonuydu. Parfüm sanayindeki performansının tek rakibi güldü. Ama bir primadonna gibi bazı koşullarda şarkısını söylemeyi reddederdi. Yasemin'in buhar damıtması sırasında çıkan ısıya asla toleransı yoktu. Kaynayan su bile yeterdi çiçeklerin esans kokusunu öldürmeye. Yasemin yağının damıtılmadan özünden çıkarılması gerekiyordu. Bu işte sallanan bir dişi kapının tokmağına bağlamak kadar kolay bir iş değildi. Önce taç yaprakları bir eriyik içinde hafifçe süzdürmek gerekiyordu. O eriyik de saflaştırılmış heksandı. Madame Wu'lu bingo pijamanın çiçeklerine bunu yapmış, iyi sonuç almışlardı. Ama sonra eriğin ortadan kaldırılması şarttı. Hiçbir kibar kadın vücuduna sanayide kullanılan hegzandan sürmek istemezdi. Ne kadar saflaştırılmış olursa olsun. Eğer parfümeri Develier'in bir hızlı buharlaştırıcısı ya da vakumlu pompası olsa, o hegzanı Yasemin yağından öyle bir hızla ayırırlardı ki Japon hızlı trenleri yanında hiç kalırdı. Ama ne yazık ki Royal Caddesi'ndeki küçük dükkanın böyle bir teçhizata verecek parası yoktu artık. Üçüncü dünya örümceklerinin fason ağlara, sineklerin mavi kurdelaya nasıl olanağa çıkışmazsa bu dükkan da aynı durumdaydı. Böyle olunca Lili ve Vulu elde ettikleri usareyi kaynama sıcaklığının altındaki suda demlendirip bir filtre tüpünden geçiriyor, alkolle damıtıyor, inşallah iyi olur diye ummak zorunda kalıyorlardı. Lili de Valier cüce bir denizaltıya benzeyen burnunu esans çanağına yaklaştırdığında ah geceye özgü bir sıcaklık sarmıştı beynine. Kendini yıldızların suyunda banyo yapıyormuş gibi hissetmişti. Yarı saydam erkek meleklerin spermleri arasında yüzüyor, tropik gecelerin mavi şurubunu tadıyordu sanki. Yasemin'i insanı esir eden etkisi kapıp sürüklüyordu onu. Ama aşırı pişirme etkisini gözden kaçıracak kadar sarhoş olmuş değildi elbette. Bir baygınlık vardı eriyikte. İşte artık tekrar çiçeklemeye, eski yönteme dönmeye o anda karar vermişti. Babasının kullandığı yöntemdi o. Çiçeklemede taç yapraklar tepsilere konmuş yağa yatırılır, yağ kokunun büyük kısmını emene kadar bekletilirdi. Çiçekler tükenince yenileri konurdu. Sonunda yağ artık çiçek kokularıyla doyma noktasına ulaşırdı. O zaman o biriken çiçek aroması alkol banyosuyla yağdan ayrılırdı. Bunların hep elle yapılması şarttı. Zor, zaman isteyen bir işti. Yavaş olurdu. Paris ve New York şirketleri için fazla yavaş bir yöntemdi. Ama tam anlamıyla üstün bir öz elde edilirdi. Üretilen esans o Jamaikalıların getirdiği ham maddeye de madamın bulmaya ahdettiği temel notaya da layıktı. Zor olacak ama babamın yanına dönüyoruz, tamam mı? Haklısınız. Efendim? Tamam madam, sonuna kadar yanınızdayım. Madame de Valier'in yelpazesi durakladı. Bilezikli şiş bilekleri sanki bir dur ıslığı duymuştu. Sonra umutları yavaşlamış, hayalleri çoğalmış olarak yine gidip gelmeye başladı. Gel bir kase soğuk domates çorbası içelim Cherry. Sonra bir iki saat kestiririz. Saat 10 olunca ortalık laboratuvarda çalışabilecek kadar serinlemiş olur. Keşke üst kata klima taktırabilseydiniz. Ama Vulu, senin gibi sapasağlam bir çiftçi kızı neden uyuyabilmek için klimaya ihtiyaç duysun? Ben uykudan söz etmiyorum madam. Ben o zerzevatlardan söz ediyorum. Pencereden içeriye uçup yatağıma konan sebzelerden. Öf, biri senin dikkatini çekmeye çalışıyordur. Gül gönderecek kadar kibar değil besbelli. Belki de o deli Jamaikalıdır. Yo, hayır madam. Bin pijamalı güzel kokar. Ne demek istiyorsun Cherry? Boş verin, ben şu soğuk çorbayı yapıvereyim. Mersi, teşekkür ederim.
Burada dükkanda yiyelim. Daha az sıkıntı verir burası. Blue kalçalarını çingene arabasının duvarında asılı duran mandolinler gibi sallaya sallaya dar merdiveni tırmandı. Hanımını New Orleans'ın sıcağıyla kendi başına boğuşmak üzere yalnız bıraktı. Madame saat 7 haberlerini bekliyordu. Paris'in kararışını bir kere daha seyredecekti. Blue merdivenin en üst basamağından seslendi. Eğer Bayan Priscilla o şişeyle hiçbir şey yapmıyorsa ne diye parfümcüler toplantısına katılmış? Cevap gelmedi ama Vulu yelpaze sallanmasının kesilmiş olduğunu hissetti. Bölüm Paris. Havuç maddi başarıyı simgeler. Vaat edilmiş genellikle hayali bir ödül. Havuç bir dilektir, bir yalan bir rüyadır. O açıdan bakıldığında parfümle ortak bir yanı vardır. Ama pancar proleterdir. Anında hazırdır ve gösterişten uzak bir biçimde ürkütücüdür. Pancar'ın bir parfümcüye getirdiği mesaj nedir? Ona o şık, özenti, seçkin tavırlarının artık sonunun geldiğini mi söyler? Daha doğal, dünyasal, doğrudan bir yaklaşımın kendisi için karlı olacağını mı ima eder? Bu pancar, bu amber, madencinin bu kanlı gözü, baykuşun deldiği bu elma bir uyarıcı mıdır yoksa dostça bir öğüt müdür? Marcel Lefebvre 23. kattaki odasının penceresinden dışarıya bakarken kafasında bu düşünceler dolaşıyordu. Marcel saatlerden beri durmaktaydı o pencerede. Güneş tutulmasından beri. Marcel'in kuzeni ve benzeri Claude Lefebvre güneş tutulmasını kendi odasının penceresinden seyretmişti. Claude aslında gerçekçi bir insan olmakla birlikte yine de duygulanmıştı. Paris zaten dramatik şeylere her zaman fazla yatkındı. Ama o sabah gün ışığı çabucak solmaya başladığında kent bir tiyatro dekoruna benzemişti. Fransızların bile yeteneklerinin ötesinde bir eser sergilenmek üzereydi sanki bu ürkütücü dekorun önünde. O garip karanlık yoğunlaşırken ışık ve gölge dalgaları peş peşe karşıdaki katedral duvarını yalamaya koyuldu. Claude gökyüzüne baktığı zaman sefillerin sayfaları üzerine Salvador Dali tarafından boyalar sürülmüş olduğunu gördü. Güneş öyle yuvarlak, öyle cilalı ve siyahtı ki bir de üzerinde 8 rakamı olsa ne zamandır süregelen bir yığın felsefi ve teolojik yakınmaları geçerli kılar, biz dünyalıların kozmik bilardo masasının neresinde oturmakta olduğumuzu kesin biçimde vurgulardı. Gümüş bir pırıltıydı. Abonoz bir tacın gerisinde kızarmış salyangoz lokması gibi görünüyordu. Claude heyecanla titremekte olduğunu hissetti. Hayranlık uyandıran 3 dakikanın sonunda kör edici elmas bir güneş kabuğu ayın karanlığının ardında belirince Claude binadaki diğer insanların alkışlamaya başladığını duydu. O da yumuşacık manikürlü ellerini yavaşça birbirine vurdu. Güneş görev başına dönmüştü. Ama her nedense kendisi hemen işinin başına dönmeyi istemiyordu. Bitişik odaya o şahane görünümü Marcel'le paylaşmaya gitti. Marcel anlardı onun bu sersemlemiş durumunu. Eğer güneş tutulmasının içinde neden bu kadar gerçek dışı duygular uyandırdığını bilecek bir tek kişi varsa o da Marcel olmalıydı. Bazılarına göre bir şey eğer kokmuyorsa Marcel Lefebvre o şeye ilgi göstermezdi. Ama Claude kuzenini daha yakından daha iyi tanırdı. Hem zaten başka insanların burnuna gelmeyen kokuları alabilmek için de Marcel'in özel yeteneği olduğuna göre belki onun dünyasındaki bazı karakteristik kokular da var olabilirdi. Claude kumsaldaki o geceyi hatırladı. Marcel denizin dolunay günlerinde hilal günlerindekinden farklı koktuğunu söylemişti. Daha gençtiler o zaman. Yaşları henüz 20'deydi. Doğru hatırlıyorsa biraz da esrar çekmişlerdi. Belki o söz bir şaka olabilirdi. Ama eğer şaka değilse, eğer ayla ilgili kokular varsa, belki güneşle ilgili olanları da vardı. Ya güneş tutulması kendine özgü bir koku titreşimi çıkarıyor da bunu hayvanlar algılayabiliyorsa, ya bu işaretin analizi yapılabilirse, aynı etki yeniden üretilebilirse, çoğaltılabilir bir şişeye konulabilirse, baş döndürücü parfüm demek ne demekti? Burnunu yaklaştıran herkes kendisinin şu andaki hali gibi serseme dönerdi. Claude şakaklarında bir zonklama duydu. Yüzünü buruşturdu. Zihni hiç alışkın değildi böyle uçarı hayallere. Marcel pencerenin önünde ayaktaydı. Hipnotize olmuş gibi bakıp duruyordu. Claude o anda kuzeninin hayallerini yarıda kesmek istemedi. Kendi odasına döndü. 16. Louis tarzında içki dolabının zarif biçimde gıcırdayan kapağını açtı, bir şişe pernod aldı. Sekreteri üst yönetime ait buzdolabından su getirdi, bardağı buzda attı. Claude içkinin su eklendikçe nasıl süt rengine dönüştüğüne baktı.
Acaba güneş tutulmasının düşüncelerimi etkilemesi de mi buna benziyor diye meraklandı. Yoksa ters bir etki mi söz konusuydu? Birinci içkiyi yuttu, ikincisini yudumladı. Aradan bir saate yakın bir süre geçince de kalkıp kuzenin odasına geçti. Marcel hala pencerenin önündeydi. Yalnız bu sefer yüzüne balina maskesini takmıştı. Öğleden sonra boyunca Marcel hep o pencerenin önünde durdu. Claude da içki içti. Saat 5'te sekreterler eve gidince Claude pernottan kalanı alıp resepsiyoncunun masasına geçti. Orada oturunca yarı açık kapıdan Marcel'i görebiliyordu. Claude o sırada casusluk etmekte olduğunu şiddetle inkar ederdi elbette. Daha çok kuzenini iş ve aile bağlamında koruma amacına yönelikti bu yaptığı. Gerçekten de Claude'un babası, Marcel'in amcası, ihtiyar Luc Lefever şahsen istemişti Claude'dan Marcel'e göz kulak olmasını. Bu sorumluluğu şirketin başkanı olarak o yüklemişti Claude'un sırtına. Tahta kurusunun tekidir o demişti Luke. Ama sen onun güven içinde yaşayan mutlu bir tahta kurusu olmasını sağlayacaksın. Claude aslında Marcel'in böceğe benzediğinden pek emin değildi. Mutlu olduğundan ise o kadar bile emin değildi. Ama onun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapmaya her zaman hazırdı. Son zamanlarda Marcel, Lefever şirketinin gidişatı konusunda pek eleştirici bir tutum benimsemişti. Marcel parfümcüydü. İnanırdı parfüme. Kolonya, losyon, banyo yağları gibi mallara da bir itirazı yoktu. Alt tarafı onlarda sulandırılmış parfüm sayılırdı. Kendisi ve asistanları tarafından geliştirilen kokuların, sabun, pudra, vücut losyonu, el kremi ve şampuan gibi maddelerin zenginleştirilmesi amacıyla kullanılmasına da karşı çıkmıyordu. Ama deodorant kelimesinden nefret ediyordu. Bir keresinde yönetim kurulu toplantısı sırasında Lefever'in pazarlamaya hazırlandığı terlemeye karşı deodorantı kurul üyelerinden birine zorla yedirmeye kalkışmıştı. Kollarına sarılıp durdurmak zorunda kalmışlardı onu. Ama o olay bu son gösterdiği tepkinin yanında yine de sönük kalırdı. Yeni pazarlanacak bir tuvalet kağıdına sıkılacak parfümü Lefever'in yapacağını duyunca iyice çileden çıkmıştı. Claude ona aroma kimya sanayine hoş geldin demişti. Artık eksiksiz bir koku şirketiyiz. Marcel ise ona fabrika olduk diye karşılık vermişti. Sesinde öyle yoğun bir tiksinti vardı ki fırladığı gibi Louvre'a gitmiş, orada büyük sanatın kokusu onu sakinleştirmişti. O sırada Hieronymus Bosch'un bir tablosunun önünde bulmuştu kendini. Resimde ufak tefek bir insan bir buket çiçeği bir başkasının kıç deliğine zorla sokuyordu. Marcel bunu görünce avaz avaz bağırmaya başladı. Kullanılmış araba satan itlere kıçlarını benim parfümümle sildirtmem. Müze güvenlik görevlileri onu yaka paça sokağa atmışlardı. Kısa süre sonra Lefever artık temizleyicilere, dezenfektancılara, mobilya cilacılarına, tekstil sanayine, mektup kağıtlarına, lastik bant imal edenlere, köpek balığı kovma aracı üretenlere, kazı ve kokla türü bebek kitabı basanlara da koku ham maddesi vermeye başlamıştı. Claude'la Luke, kamuya açık binaların ve metroların güzel kokmasını sağlamak amacıyla hazırlanan spreyleri piyasaya sürerken, Marcel ortalığı ucuz kokuya boğdunuz diye isyan edip vapura bindiği gibi Tahiti'ye gitmişti. Bir yıl sonra geri döndü. Onu sorgusuz sualsiz can ve yürekten kabul ettiler. Çünkü tavşan burun yanlarında olmadıkça gerçekten fabrikadan farkları kalmazdı. Marcel'e tavşan denmesi cinsel alışkanlıklarından ötürü değildi. Her pazar kiliseye giden dindar vatandaşlar nasıl hafta içinde yalan dolanla yaşarsa, Marcel de cumartesi geceleri bir genel evi hiç atlamaksızın ziyaret eder, sonra diğer 6 gece boyunca seks konusunu tümüyle unutmayı başarırdı. Son zamanlarda Amerika'da yapılan bir parfümcüler toplantısındaki rastlantı hariç, profesyonel olmayan hiçbir kadınla cinsel ilişkisi olmamıştı. Yo, onun takma adı burnundan ileri geliyordu. Tavşanların 100 milyon koku alma siniri olduğu hesaplanmaktaydı. Burnunu durmadan kıpırdatıp durması boşuna değildi. O burun sürekli olarak dalgalanan bir aromatik fırtınanın uyarıları altındaydı. Marcel Tavşan, Lefever'da belki biraz abartılı olarak beyaz kuyruklu tavşan Peter'ın insan karşıtı olarak tanınırlardı. Lefever laboratuvarında spektrometreler, sıvı gaz kromatografları, nükleer manyetik tarayıcılar ve başka cihazlar vardı. Hepsi hızlı ve dakik cihazlardı. Aromatik maddelerin analizini yapar, onları denerlerdi. Ama bir kokunun değeri buruna yaptığı etkiyle ölçüldüğünden bilimsel araç ve gereçler son denemeyi yapan canlı hücreli burnunun yerini asla almazdı. Marcel'in burnunun meslekteki en üstün burun olduğu herkes tarafından kabul edilmekteydi.
Peru'dan gemiyle gelen balsam macunu fazla yağmur mu almış? Madagaskar'ın ihmalkar tüccarları ylang ylang yağında yine mi hile yapmış? Yoksa sentetik serenyolde bir kusur mu var? Hemen anlardı. Ama o burnun en büyük yeteneği yeni parfümler yaratabilecek düzenlemeleri ve bileşimleri yakalamaktı. Katalitik bir lazer gibi çalışır, bir menekşenin içinde habersiz uyuklayan ihtirası okside eder, portakal kabuğunda hapis kalmış ticaret rüzgarını serbest bırakırdı. Bir sandal ağacı parçasının katmanları arasında kaç kelebeğin erimiş olduğunu, her birinin adını bilir, onları birer birer zengin misk evlatlarıyla evlendirirdi. Döküyoruz.